Koronavirüsün aşılı olanlarla olmayanları nasıl etkilediği en net akciğerlerde görülüyor. Aşı olanlarda tutulma daha azken aşı olmayanlarda daha fazla. Doktorlar kalıcı sorunların yaşanmaması için aşı çağrısı yapıyor. Bu görüntü koronavirüs geçiren aşılı bir hastanın akciğerine ait. Bu görüntü ise aşı olmayan hastanın akciğerinden. İki görüntü arasındaki fark aşının koruyuculuğunu çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor. Akciğerin neredeyse %95'inin tutulduğu hasta 20 günü yoğun bakımda, 20 günü serviste olmak üzere 40 gün hastane yatışı oldu. Ancak bununla da bitmedi. Bu çok uzun bir süreç. Aslında tedavinin hastanedeki kısmı bitti. Hala hasta evinde oksijen cihazı alıyor. Koronavirüs sürecinde aşı hastalığın seyrini tamamen değiştiriyor. Bu etki virüse yakalanan hastaların akciğer tomografilerinde çok net bir şekilde görülüyor. Aşısız hastalarda virüs akciğerinin tamamına yayılırken aşılı olanlarda ise bu yayılım çok daha az görülüyor. Göğüs hastalıkları uzmanı Mesut Bayraktaroğlu tutulmanın akciğerde bıraktığı kalıcı hasara dikkat çekiyor. Akciğerde hafif formlarında neyse ki hızlı bir toparlanma 10-15 gün içinde görüyoruz. Ancak ağır formlarda Maalesef fibroziz dediğimiz, çok halk arasında böyle kireçlenme tarzında tabir edilebilen kalıcı değişiklikler oluşuyor. Bunların geri dönüşü mümkün olabiliyor ancak çok çok uzun bir zaman. Mesela bu gördüğümüz örnekteki hastanın muhtemelen 6 ay sonra... Hala bir miktar hasar kalmak kaydıyla çok yoğun bir düzelme olduğunu göreceğiz. Aşılı hastalar hem hastalığı daha az hasarla atlatıyor hem de tedaviye daha hızlı yanıt veriyor. Aşılanmanın da hem hastalığa bağlı ölümleri hem de hastalık nedeniyle hastane yatışlarını %90'a varan oranlarda azalttığını biliyoruz.